Selamlar hepinize. Şampiyon günde sezonun son karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Finalimiz oynandı bu haftasının cumartesi günü. Döküzü'de Fenerbahçe ve İstanbul Wildcats arasında ve görece kolay diyebileceğimiz bir Wild, Wildcats galibiyetiyle bitti aslında seri. E, şimdi seriden bahsedelim. Tabi MSI konusunda ne olacağından falan da bahsedeceğiz en sonunda ama ondan en kalsın. İlk karşılaşmamız e, aslında draft anlamında bence Fenerbahçe'nin en iyi iş çıkardığı drafttı bu serinin geneline toplamına baktığımız zaman tabii ki Wildcats'ın bu maçın içerisinde belli çıkış noktaları vardı işte draft içerisinde e, bir koridor değişikliğiyle ki biz bunu aslında yukarıda yani masasında beraber konuşmuştuk e, ki taldrin falan da bizim konumuzdu e, gerçekten düşünüldüğünde çok daha iyi bir senaryo olabilirdi bu e, tam benim yani şöyle şöyle bir noktada denk geldi benim aklıma böyle bir fikir geldi acaba dedim Silas Malfight'ın karşısına gidemez mi? E, çünkü Sylas için eskiden beri aslında Malphite görüldüğü zaman iyi bir eşleşmedir diye. O sırada bana Long B yazdı Twitter'da. Ben batsalar atsalar kesit bitmişti maç diye Wildcats adına. Çünkü o da şu yönünden bakmış oldu. Hem Malphite hemen hem Sylas Malphite'e karşı ye, hem de Kong yeniyor diye Yasuo'yu. Ve öyle bir ihtimal de vardı aynen. Böyle bir ihtimale gitseydi belki çok daha farklı bir maç izleyebilirdik ama buna rağmen erken oyunda çok ciddi bir üstünlük almayı başardı Wildcats tarafı. Özellikle Serin inanılmaz öne geçti. Ee, çok ciddi bir tempo üstünlüğü vardı var kesin. Fakat ellerinde kompozisyon kafa kafaya savaşamayacak cinste bir kompozisyonu. Tam zaten e, ilk maçların ısısısında da bundan bahsetmiştim ben. Müdüközler Fenerbahçe'ninki çok daha fazla vuruyor var kesin. Biraz daha dayanıklı diye. Ama çok daha fazla vuran taraf ilk vuruşunda iki kişiyi bir kişiyi hemen düşürdüğü zaman direkt 5'e 4 olaylara döndüğü zaman olaylar. işler çok değişiyor diye. Çok da rahat eksiltmeye de başardı aslında. Ee, burada Wildcats, e, Fenerbahçe tarafı Wildcats'i. Ve e, kazandığı savaşlarla çok iyi bir maç oynamamasına rağmen Fenerbahçe özellikle bireysel anlamda çok iyi bir maç oynamamasına rağmen üst koridorda hiçbir avantaj alama, alamamaları bence e, çok da kötü savaş kararları verdi mesela e, Oncan. Ama bunlar rağmen maçı kazanmayı başardı Fenerbahçe ve seride 1-0 öne geçti. Bundan sonra işte e, tepe taklak oldu Fenerbahçe'nin oyun planı. Ve tepe taklak olmasının bir tane sebebi var. Hadi bir buçuk sebep diyelim. Gragas yasaklandı. Kaysa yer yer ellerini alındı. Bu mu yani? Bu mudur abi? Finale çıkan bir takım bu, bu mu ya? Bu mu yani izlememiz gereken şey? Ben sezon boyunca Fenerbahçe'nin durumunu eleştirdim. Finalde gördüğüm şeyi daha çok eleştirmek istiyorum. Yani Gragas yasaklandı. Kaysa yasaklandı. Okey biz çaresizlik içerisinde yeniliyoruz diye bir plan olabilir mi ya böyle bir şey? Tamam çok geç bir takımlar. Eyvallah. Neremini şampiyonumuzu dar. Okey. Çocuk çaylak. Ben daha önce geçen sene işte Worlds zamanı Bolulu ile alakalı böyle bir muhabbet olmuştu. Ben çaylaklara söylemiştim. Çaylaklar daha şampiyonumuz dar olabilir. Bir sonraki mevsim bunu kabul etmem diye. Abi Adrian çaylak değil. Oncan hiç çaylak değil. Ben neden bu takımın ya yani şu maçta şöyle söyleyeyim size bu draftta Olaf ve Udir banlayan bir takımın Hekarim ilk seçim almamak gibi bir durum olamaz abi. Ve ben bunun direkt olarak Erlem ile alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Direkt olarak Erlem ile alakalısı daha kötü durum. Böyle bir şey yok abi yani. İlk başta, bu, ilk başta da bu arada benzer bir durum vardı. Ama hadi orada Kayse'ye falan yönerler. Başka şeyler oldu. Başka tercihler vardı. Hadi, hadi, hadi okey. Kazandıkları için bir şey demiyorum. Burada da problem de neyse. Abi Olaf yok. Udir yok. Bu işi yapan 3 ormancıdan en iyisi belki de Hekarim. Olaf yaptığı işi. Ve Hekarim açık. Siz almıyorsunuz. Karşılığında ne alıyorlar? Skarner. Bak orada da Lillia falan da almıyorlar hani. Ki Hekarim karşı da iyi bir tercihtir ama en azından işte büyücüye gidersin tempo falan alır. Bu da yok. Hayır. Çaresizlik içerisinde yenilmeye gittiler. Şu maçın draftında sana burada closer vardı bizle. Evet bu maçın draftında bizde closer vardı. Closer'la Armut da bu arada konumuz oldu. Çok da güzel oldu. Özlemişiz de onları da. Yani Close'da da bahsetmişti bundan. Wildcats'ın kurduğu kompozisyon alacağı tempoya karşı hiçbir cevabı yok 1900'leri Fenerbahçe. Sezon boyunca bundan bahsettik zaten. Tempo oyunu çok önemli. Erken oyunda anlamı üstünlüğü almak zaten zor olan kısım. Üstünken oynamak daha zor, daha kolay diye çok fazla seferinde bahsettik. Fenerbahçe bence bu maçta barış şekilde out draft oldu. Neden out? -traft? Bu arada bireysel anlamda hamleleri vardı. İşte sınavı birebir de serini kesmesi falan çok büyük artılardı. Normalde alamayacağınız belki de artılar. Ama bir yani Jarvan Renekton eşleşmesinde Jarvan'dan ne umut ediyorlardı gerçekten bilmiyorum. Gerçekten anlam veremedim. Ee, ve ya bu kadar a Tek kazanma formülü AP jungler oynamış o, oynamak olan takımın e, bu halde görmek gerçekten üzücüydü bence. de zaten ellerini... Aslında geç oyuna gitmekten hiç rahatsız olmayacak bir draftları vardı. Ama ne gerek var? O kadar büyük bir tempo aldı ki Ferit ve Olufenix. Ferit'in aldığı tempoyla zaten yürüyüp gittiler ikinci maçta. Üçüncü karşılaşmamız. E, bu yani hem draftın hem playerlığın problemi olan bir maçtı aslında. Onu söyleyeyim. Ki bence iyi bile dayandı. Fenerbahçe tarafı. Draftif e, draft if nereden kaynaklanıyor? Lulu ve Skarner birbirine asla yani şöyle tamam çok güzel Skarner'a speed ve hız veriyorsunuz e, Lulu tarafından. Skarner gidip adamı kapıp getiriyor. Tamam okey. E bu maçın koridor aşaması yok mu abi? Koridor aşamasında da player diff devreye giriyor. Oncan koridoru ittirdi ittirdi ittirdi. Level 3'te genk geldi öldü bitti maç. Bitti maç koptu. Bir şampiyonuz. Aldığınız şampiyon. Renekton'a karşı aldığınız şampiyon. Ben bu arada hiç sevmem. Yani Lulu'nun varlığını severim ama bu şekilde oynanacağı zaman bir anlamı olmuyor. Lulu almanın bir mantığı kalmıyor. Aldılar Lulu'yu. Level 3'te gitti öldü. Genk yedi hemen Ferit'ten. Bitti. Üst koridoru yok oldu. Ne oldu? 4'e 5 oyun. Oyun 4'e 5. Tamam. Skarnarızlar kaçtı? Tam genç var. Oyun 3.5'a 5 oldu. Orayı da attık cebe. Bu takım nasıl kazanacak 3.5'e 5? Geç oyuna gitmesi lazım. Ki Victor'la Jinx taşısın. Viktor'la Victor'la Jinx geç oyuna gidiyordu. Azir'le Seren şey, ee... Sena yerinde mi sayıyor? Hayır. Bunlar da gidiyorlar. Belki de daha güçlü gidiyorlar geç oyuna. Nitekim maçın içerisinde aslında Fenerbahçe bir iki tane şöyle çok ciddi öne geçti Valdikes tarafı. Sonra birkaç pozisyonu böyle bir gevşek tavırlar gördük Valdikes tarafından ve oralarda iyi de çıkış buldu Fenerbahçe. Oralarda özellikle Stinlamba'nın üzerine Nerem'e ne pek gitmedi altın ama Stinlamba inanılmaz bir altın gitti oralardan. Ve güçlenmesi demek de bazı savaşlarda da sadece Victor'un kuvvetiyle tuttular. Bence bu arada Stinlamba bireysel anlamda iyi bir seri oynadı sezonundan çok daha öte çok daha yukarıda bir seri oynadı. E, onu da eklemeden geçmeyeyim yani. Bu maçı da bence tutabileceği kadar tuttu Stınan. Ama bunu bu maç oynarken Twitter'da da yazmıştım. Yani Victor ve Jinx aşırı fed olması lazım. Ki ben bunu yazarken dakika 13 falandı sanırım maçta. Ama buna rağmen kazanamayabilirler diye. Ve buna rağmen kazanamadılar. Bakın bir tam eşya fazlası var. Victor'un son savaşta Azir'den bir tam eşya fazlası var. Buna rağmen savaş kaybediyorsun. Bu tamamen kompozisyonla, draftla ve uygulamayla alakalı bir şey. Yani Fenerbahçe buraya gelirken bir planla gelmiş. Onlar AP jungler oynayacaklar. Tamam bu belli. Abi nasıl oluyordu yani şu noktada? Neyse. Son başta daha çok bahsedeceğim. Son maça geçelim. Dördüncü karşılaşmaya geçelim. E, bu sefer Oncan'a karşı seçimi saklamayı e, düşündüler. Ki Yeterli verimlik alındı mı? Bence kesinlikle yine hiçbir verimlik alınmadı. Bence acayip bir player diff vardı. Özellikle toplayında inanılmaz bir player diff vardı. Ama bu seride sadece bot e, top'ta değil bence bot da de player diff vardı. Yani o işte playoff'un önceki turlarında sezon içerisinde e, onlara çıkış kapısı sağlayan Nermin'i de iş içeriye sokamadılar. Ama ona okey mi? O olabilir. Adam çaylak daha ilk kez sahnede oynuyor hayatında. Onun zaten iyi oynayamayacağını düşünerek gelmeniz lazım buraya. Bir başka bir plan yapmanız lazım. Bu plan neydi? Fenerbahçe'yi bu finale kadar getiren şey neydi? El Eldramir'in AP jungler oynayabiliyor olması ki burada sadece Gragas vardı AP olarak. AP bir jungler alabiliyordu ki Stinlamp iyi bir kontra seçimle Stinlamp baskı yaratan nokta oluşur, oluşturuyordu. Hatta e, çeyrek finalde değil ama yarı finalde de Oncan da bir baskı noktası oluşturmuştu. Şimdi buraya geldik Oncan sıfır bir baskı noktası ve felaket kötü bir seri oynadı. Felaket kötü bir seri oynadı Oncan. Net şekilde yani. E, kalanların yapacak bir şey kalmıyor ki. Yani tamam Fenerbahçe adına bir çıkış noktasıydı Neremin. E toptan sürekli yere kaçılıyor abi. Ne yapsın ki? Edi, herhangi bir Edikeri ne yapabilir ki yani bu durumda? Edikeri bir şey kalmadı. Bir iş düşünmediler Edikeri'ye. Ki yani kekilerde ikilerde de aslında bir baskı da kurmadı yine e, Neremin Sparzikiriz ama oraya kalmadı işler. Haritanın üst, üst tarafındaki üçlünün iki tanesinden. Genelde işte serin daha erken Roam atıyordu falan ama e, Stunlamp çok birebir de kaybederek olmadı yani bu. Eşleşmelerinden dolayı ittirme dezavantajıyla oynamaya çalışıyordu e, Stunlamp. O yüzden oldu. bir player'lıkla alakalı değil yani. Ama Oncan Starscream ve e, Elram'ın ferit arasında ciddi anlamda fark var. Ve şunu sorgulamak istiyorum abi. Hala nasıl oldu da Ekarim oynamadılar şu seride? Yani Olaf... Bak... Yani büyük troll'lük bu arada bu. Olaf ve Udiri niye banlıyorsun abi o zaman? Ne katıyor bu iki bana? Hekarim alıyor zaten adam. bu ikisi ikisiyle aynı şeyi yapıyor. Bu üç şampiyon üçü de aynı şeyi yapıyor. Geç oyunda daha iyi Hekarim. Bu üçünün içerisinde üç, üçlüyü kıyasladığımız zaman. ikisini banlayıp niye Hekarim'i bırakıyorsun? Madem böyle bir planın var üçünü birden banla. Ya da hiçbirini banlama. Hiçbirini banlama. Sen de dene şansını benzer bir şekilde. Belki sana kalır Hekarim. Ne demek abi hekar? Ya yani şöyle bir şey. gerçekten inanılmaz tilt olmuş durumdayım arkadaşlar. Yani final serisine geliyoruz. Hekarim oynanmıyor. Okey. Tamam. Ban dağıtılmıyor. Tamam okey. Metenden güçlü jungle'ı. Tamam. Banlamak istemiyor olabiliriz. Cevap ver. Cevap da verilmiyor ki abi. Cevap da verilmiyor yani. Senin için başarı formülü neydi? AP jungler. Tamam AP jungler oyna o zaman. Onu dene. Elinden gelenin maksimumunu yap. Ben Fenerbahçe'nin elinden gelenin maksimumunu yaptığını düşünmüyorum. Maksimumunu yapsan da yenilebilirsin bu arada. Hiçbir problem yok. Maksimumunu yapmadı. Fenerbahçe korkak oynadı abicim. Aa da bu istiyorsanız da istediğiniz linç'i de deneyebilirsiniz bu arada. Bir tane Fenerbahçe taraftarı da bana gelip biz bizim takım maksimumuyla oynadı dem diyemez abi şu maçtan sonra. Mümkün değil. Kabul etmiyorum. Zaten yanlış yani. Abi denersin ya son maç sezonun son maçı AP jungler senin adına çalışıyor. Dene abi al Lili'yi al Nidal al. Çalışmasın. Yapama. Öyle yenil ama denerek maksimumunu deneyerek git. Böyle bir yenilme tarzı yok. Wildcats'in yaptığı işi övmek istiyorum gerçekten ama rakipsiz oynadılar abi seriyi. Ya boşa demedim ben zaten ben bir önceki seri finalde Wildcats Galatasaray serisi finalde falan diye ama bu kadar da olmaz ki ya finale çıkmışsın bak gerçekten sürpriz bir şekilde finale çıktı çıktı tamam. 6. sıradan çok büyük bir başarı. Evet ama finale final gibi oynamaya çalış. Bak 3-0 yenil ama finale final gibi oynamaya çalış. Final ne abi final son final kelime anlamıyla son demek. Son bu. Bu maçı yenilince 4. maçtasın. 2-1 geridesin yenilirsen evine dönüyorsun. Bu mu abi senin planın? Çok ayıp ya. Kendinize ayıp yani. Ben açıkçası oyuncu olsam veya koç olsam şunu kendime yediremem abi. Kusura bakmasınlar yani. Ha çok genç bir kadro. Evet. Nerame'nin ilk finali. Nerame'nin kötü oynaması çok doğal. Adamın ilk sahne deneyimi. Hepsinin ilk finali de oncan dışında. Hepsinin ilk finali. Ama sahne tecrübeleri de zaten çok kısıtlı bir takım. Spars kaç kere sahneye çıktı abi? Tamam çok küçük bir dönem. Avrupa'da oynuyordu ama ondan sonra da çok bir şey oynamadı. Sahnede oynamadı zaten bu bir çocuklar. Birçoğu. Elremir burada ayrı tutuyorum. ve Stingham sahnede oynadılar. Onlara fırsat oldu da. Diğerleri pek neredeyse oynamadılar sahnede. Tamam okey. Hata yaparak yenilirsin. Tecrübesizliğinden pozisyonu kaçırarak yenir, yenilirsin. Okey. Ama denemeden yenilme ya. Ya bu çok yakışıksız oluyor. Denemeden yenildiğin zaman çok yakışıksız oluyor. Neyse. Gelelim Wildcats'in yaptığı şeyin büyüklüğüne. Wildcats çok önemli bir iş başardı. Neden önemli bir iş başardı? Wildcats 2,5 sene önce patates bir takımdı. Baya patates bir takımlardı. Yeniden yapılanmaya gidiyorlardı. Alttan yeni oyuncular buldular ki o yeni oyunculardan sadece ellerinde Starscream kaldı. O gruptan. Ama ne yaptılar? buçuk yıl içerisinde. O yeni güruhun içerisinde buldukları güvenebilecekleri parçayı tuttular. Yanına doğru eklemeler yapıldı. Değişmesi gereken genç parça değiştirildi. Parçalar. Mesela ruletle uyum sağlayamamıştı. Zamanında. Bir süre bir sürü uyum, uyum problemi yaşadılar. İlerleyemediler ruletle. Değiştirdiler feretle devam ettiler. Ferret'le ilerleyebileceklerini gördüler. Orta koridor değiştirdiler. Senin Aurora'nın akademisinde oynuyordu. Ve şöyle söyleyeyim. Yazı sıradan daha... Yani nasıl anlatabilirim size bunu? Zar attığınızı düşünün. Tamam mı? Birden altıya kadar sayılar var ya. Ama e, içten, yani attığınız zarlardan sadece beş ve altılar işe yarıyor. Kalanların hiçbir işinize yaramadığını düşünün. Senin öyle bir adamdı yani. O kadar maç kazanabiliyordu senin. Bozuk para gibi %50-50 bile değildi yani. Daha düşük bir ihtimalliydi. Ne oldu? Adam önce sahnede oynayamaz hale geldi. Sonra baktı evden oynayabiliyorum dedi. Şimdi sahnede de oynuyor. Şu maçta, şu e, üçüncü maçta mesela serinin clutch'lı sahnesinde oldu bu olay. Ha bence gene kazanırlar Serinin clutch'ına ihtiyaç duymadan çok daha disiplinli, çok daha tertipli oynayıp daha erken de bitirebilirlerdi. Ama işler sıkıntıya girdi. Adam son pozisyonda aldı doğru pozisyonda bulduğu ultiyi attı. Hiç titremedi elleri. Ve bunların yanına onlara gerçekten abilik edebilecek, oyunun içinde de dışında da abilik edebilecek bir nüve konuldu. Yani çok iyi bir kadro yapılanması bu. Çok iyi bir yapılanma uzun vadede. Uzun süre eleştirdim ben Valkets'in yaptıklarını. Hatta onlarda ben benim bu söylediklerimden memnun, yani memnun olmadıkları dönemler var biliyorum. Ama sonuç bu. Başta memnun olunmaması gerekiyordu. Çünkü işler iyi gitmiyordu ama düzeltilmesi gereken yerlerde biliniyordu ve düzeltildi. Düzeltildiği zaman sonuç ortada. Problemleri çözdüler. Sonuç ortada. Üzerine koya koya gelmiş. Ha şimdi insanlar bir, bir, tok şey muhabbeti olacak şimdi. Yok akademide de bin defa oynadı. Yok Star Screen 88. mevsiminde falan meme oldu. Bu Star Screen başarısı arkadaşlar. Neden başarısı biliyor musunuz? Star Screen birkaç günle de olsa oncandan küçük. Yaş olarak Starscream Oncan'dan küçük. Oncan'ın ikinci mevsimi Starscream'in beşinci mevsimi bu. Bu Starscream'in ve Valket'in başarısıdır abicim. Belki beş mevsim oynadığında Oncan da daha iyi olacak. Bilemeyiz. Belki daha iyi olacak Starscream'den beş mevsim oynadığında. Bilemeyiz ama valkes bunu buldu. Bu cevheri bu cevher diyebileceğimiz şeyi buldu. Yontmaya başladı. Beş mevsim sürdü belki evet ama yonttular başardılar. Bak şampiyon yaptılar. Bak Starscream şampiyon oldu. İsterse 28. mevsiminde olsun. O zaman ne? Yıllar sonra tepeye çıktı. Final oynadı erisi de. Önemi yok ki. Üstelik daha küçük bir yaşta bunu yapabiliyor. Star Screen bilmem kaçıncı mevsiminde falan filan diye meme oldu evet. Ama problem yok abi. Adamın daha yaşı çok geç. Burnout olmadığı sürece yıllarca oynayacak zaten. 2001'li bu adam. 2001'li yani. Daha oynayacak. Beşinci mevsim olması Star Screen'in yıllardır ligde oynuyor anca öğrendi modunda falan değil. Golly Phoenix abi. Tamam geçen sene şampiyon oldu. Geçen sene MSI'ye gidemediler. Hadi geçen sene yine bir yere koyuyorum. Çünkü biraz kadro olarak da o dönem biraz yukarılarda kalıyorlardı. E bu sene bu sene gerçekten abilik liderlik etmesi gereken bir takımdı. Belki de takımının en önemli bir parçasıydı ve yıllardır uluslararası bir turnuvaya gidemiyordu Holy Bence bir dönem döküldüğü dönem de var hatta. Akademide falan oynuyordu. Bir şey akademi değildi o zaman. Yükselme Ligi'ydi. Yükselme Ligi'nde falan oynamaya çalışıyordu. Ben Wildcats'in yaptığı şeyin çok takdir edilmesi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası. Ve rakip biraz sürpriz olduğu için ve Fenerbahçe'nin yaptıkları finale çıkması çok önemli bir olay olduğu için bence Wildcats'in yaptıkları biraz göz ardı edildi ama Wildcats bence çok büyük bir iş başardı. Kendi ve kulüp adına. Sıfırdan üstüne inşa ede ede oyuncu bula bula. Gerekirse fazladan akademide maça çıkara çıkara ki kurallar dahilinde yaptılar. Bence bu yüzden hiçbir problem yok. Çıkara çıkara adamları yetiştirdiler kadroyu ve şampiyon, şampiyon olacak 3 tane alt oyuncusu yetiştirdi. Wildcats. 3 tane. Evet Farfetch ve Olympics buradan yetişmedi. Tamam. Okey. Ama diyor ki buradan yetişti. Yani büyük bir başarıdır bu. Belki ilerleyen zamanlarda daha çok da başarı sunacaklar. Ayrıca yani bir, 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 bir sürü böyle yetişebilecek oyuncu var. Akademi ben iyi verimli kullandığını düşünüyorum Wildcats tarafının. Ve sonunda istedikleri e, ligi şampiyonluğuna da ulaştılar. Ve MSI'ya gitmeye hak kazandılar. Şimdi MSI ile alakalı aslında bir MSI formatını tanıtan video yapmayı düşünüyordum küçük. Ama sonra dedim ki ya biz zaten takımdan çoğunu tanıyoruz. Ee, en azından bu kanalı izleyenler işte atıyorum Damwon'u, RNG'yi ne bileyim Mad tanıyordur. Ben dedim ki en azından ben gideyim bizim gruptaki diğer ekil ekibi izleyeyim. PCS ve e, Brezilya temsilcisini izleyeyim. Formatı anlattığımız videoda onlardan da bahsedelim. Hepsi bir arada olsun. Daha hızlı ilerlemiş oluruz diye düşündüm. Bu hafta içerisinde de yapmayı planlıyorum. Yani maçları izliyorum. Şu anda işte yani şu anda PCS maçlarını bunların. Daha sonra Brezilya'nın finallerini izleyeceğim. Takımlar hakkında da bilgi veriyor olacağım. Eee Küçük bir tüyo işimiz zor. Evet 3. torba takımıyız. 3. torba takımı olduğumuz için doğal olarak işimiz zor. Ama bence e, kuraldan bağımsız olarak gelen takımlara baktığımız zaman işimiz görece... Yani şöyle söyleyeyim. E, bunu bunun tabii ki detaylarına daha sonra gireceğiz ama. 2. torba takımları içerisinde en zayıf kim? Vietnam. Evet Vietnam'ı çekemedik. Ama cloud geldiği bir ortamda cloud gelmemiş olması gruba bence her türlü okeydir. Çünkü Perks var abi. Yani bu tarz sunumlarda oynar. Şimdi normalde NA'nin durumu çok dağınık. Belki de PCS temsilcisi daha iyi oynuyor. NA'nin diğer takımlarından ama Perks var. Perks'ün geldiği bir ortamda NA'yi çekmemiş olmamız güzel. Öte yandan birinci torba takımlar içerisinde neyin zayıfı var abi bizim içimizde? Tamam Armut'u çok seviyorum eyvallah. İyi ki de şampiyon oldular, bravo. Ama yani bir yerden RNG geliyor. LPL şampiyonu bak Nuguri'yi doyun bir tokatlayarak gelen bir takım geliyor. Ki normal sezonun da içinden geçtiler 14-2'ler. Ötekinden de Showmaker Canyon'la son dünya şampiyonu Damwon geliyor. Yani bu ikisi de bizimkilerin grubunda değil. E bu da bir artı. Yenilebilecek bir takım var. Evet sonuçta bir büyük bir bölge takımı ne olursa olsun ama yenilebilecek bir takım. Mad Lions. Yenilmeyecek bir takım değil. Ben o yüzden kura şansı olarak belki en iyi şans değil ama gelen takımlara baktığımız zaman olabilecek en iyi senaryolardan biri olduğunu düşünüyorum. Vatketsin başına gelen. Emezay değerlendirmesinde de bunlardan bahsedeceğim ama ya şöyle söyleyeyim işimiz çok zor çünkü rakipler çok sert. Bu sefer gerçekten iyi bir PCS var. Normalde çünkü hep ne denirdi? Umut olarak. Biz üçüncü torba takımıyız. İkinci torbadaki en zayıf rakibi bulursak onlardan maç alabilirsek işler çözülebilir. Geçen sene birinci torba takımını yendik. Başka torba takımına yenildik yani. Worlds'te. Supermassive tarafı. E bu sene Wildcats'in şansı ne olacak? Bu seneki şansımız nasıl olacak derseniz. Açıkçası birinci torbanın belki de en zayıf takımı geldi. Hatta belki de değil. Net şekilde en zayıf takımı geldi. İkinci torbanın da en güçlü gibi gözüken, belki oyun planı olarak gerçekten en güçlüsü gibi gözüken ama elinde perksu olmayan bir takım var. Yani onların da Maple'ı var gerçi. Sıkıntı çıkarabilir ama olsun yine de ben ee, çok zor bir kura aldığını düşünmüyorum. Ama yine de gruplara kalmanın zor olacağını düşünüyorum. Onları MSI videosunda bahsedeceğiz. Wildcats'ı tekrardan tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada finale kaldıkları için. Keşke savaşarak yenilselerdi. Keşke daha fazlasını görebilseydik. 3-0 yenilmekle 3-1 yenilmek veya 3-2 yenilmek arasında bir fark yok benim gözümde. Sonuçta yenilmiş oluyorsun finalde ama savaşarak yenilseler çok daha memnun olurdum açıkçası. Ben elinden gelenin %100'ün denediğini düşünmüyorum. Fenerbahçe tarafının. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi olur. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gelmişken abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.